Bir ihtiyacın var mı diye bakayım dedim. İyi misin? Teşekkür ederim. Biraz duygulandım sadece. Ağlama. Bak güzel odan var artık. O durumlardan, karanlıklardan kurtuldun. Dert etme bir şey. Orası öyle ama. Ama? Bir telefon edebilsem başka hiçbir şey istemiyorum. Çok yardım etmek isterdim ama yapamam. Bir öğrenilirse çok büyük iş açılır başıma. Biliyorum. Ama ne yapıp edip bir çözüm bulmalıyım. Kusura bakma ama kim bu aramak istediğin kişi? Neden bu kadar ısrar ediyorsun? Meryem teyze. Çalıştığım bakım evinde yaşıyor. Ben ona bir söz vermiştim. Ama sözümü tutamadım. Belki de kadının son isteğiydi. Belki de ben ona ulaşamadan bu dünyadan göçüp gidecek. Ve ben vermiş olduğum sözü tutamadan bunun vebalini ömür boyu boynumda taşıyacağım. İnan ki çok yardım etmek isterdim ama emir kuluyum ben de. Bir kovulursam ne param var ne de gidebilecek bir yerim. Anlıyorum. Ben bir lavaboya gidebilir miyim? Ne işin var burada? Küstah! Ebru! Bu kız odasında kilitli kalacak demedim mi? Ne işi var burada? Tuvalete gitmek istedi Hülya Hanım. Ben de şey edemedim. Ayşe yok. Dolaşmasın böyle ayak altında. Varlığı sinirimi bozuyor. Emredersiniz. Ben buna dayanamayacağım artık. Güzide, neredesin? Ne zaman geleceksin? Hülya teyzeciğim, önemli bir işim vardı. Daha sonra uğrayacağım. Her şey yolunda mı? Değil Güzide. Tarık Ayşe'yi kontrole götürdü. O kız da konakta elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Ben artık delireceğim. Nasıl kurtulacağız bu beladan? Sizi çok iyi anlıyorum. Çok haklısınız. Ama siz de görüyorsunuz işte Tarık'a söz geçmiyor. Ben Tarık'tan çoktan umudumu kaybettim. Bana başka bir çözüm lazım. Daha köklü bir çözüm. Bilmem anlatabildim mi Güzide? Hadi hoşça kal. Başımda onca bela yokmuş gibi bir de Hülya Hanım'ın kapısıyla uğraşıyorum. Ya boş ver şimdi Hülya'yı. Bankacı arkadaşından haber var mı? Birazdan arayacağım dedi. Umarım onaylatır krediyi.